Merhaba sevgili Vitrin Akademi takipçileri. Bugünkü Vitrin Akademi söyleşimizde yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunu avukat, doçent, doktor Murat Volkan Dülgen ile konuşacağız. Bildiğiniz üzere Vitrin Akademi'nin ayda iki kere söyleşileri oluyor. Takip etmenizi şahsen öneririm. Doçent doktor Volkan Dülger, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Sonrasında yüksek lisansını ve doktorasını da İstanbul Üniversitesi'nde tamamlıyor. 2016 yılında da ceza ve ceza muhakemeleri hukuku doçenti unvanını alıyor. Şu anda kendisi halen İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve bilişim hukuku öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Kendisinin bugüne kadar yayınlanmış 7 adet kitabı var. En son yayınlanan kitabı bu sene içerisinde ceza hukuku genel hükümler üzerine. Volkan Bey akademisyenliğin yanı sıra İstanbul'da kurucusu olduğu Dülger Hukuk Bürosu'nda halen avukatlık yapmaya devam ediyor. Sohbetimize başlamadan önce Volkan Bey ile ilgili kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim, sonra sohbetimize başlarız. Bundan da önemlisi herkes bu cezanın miktarına odaklanmış durumda. O önemli O değil. önemli değil. Bizler toplumsal normlara uygun davranan, gecenin 12'sinde dahi kırmızı ışıkta geçmeyen, durulmaz levhasında duran insanlarız. Ve kanun koyucu hiç üşenmemiştir. Dördüncü maddede bu genel ilkelerin neler olduğunu saymıştır. Ve ben de o konferans ve derslerde hep şunu söylerim. Dijital dünya sizi asla unutmaz. Sizi daima takip eder. Yani Victor Hugo'nun ünlü Sefiller romanında bile Jean Valjean'ın istediği en önemli şey unutulmaktır. Eski bir mahkum olduğunun unutulmasıdır. Ama hep o Jean Valjean'ı takip eder. İfade özgürlüğünün birinci faydası budur. Bilimsel gelişimi sağlar. İfade özgürlüğünün ikinci çok önemli hususu seni yönetenleri sorgulamanı sağlar. Volkan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Estağfurullah, biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben unutmuşum televizyonda sizi ne kadar çok gördüğümüzü. Şimdi yine keyifle bir özet izlemiş oldum. Esasında siz çok alanda çalışan bir meslektaş ve bir akademisyensiniz. Bugün burada ana temel konumuzla ilgili konuşuyor olacağız. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda. Müsaade ederseniz ben yolsuzlukla ilgili bir soru sorarak başlayayım. Şimdi yolsuzluk denildiğinde aklıma ilk gelen benim araştırmacı gazetecilerin rüşvet alan kamu görevlilerini kayda alması veya işte Levent Kırca'nın bunları para diskeçlerine taşıması görüntüleri oluyor. Sanıyorum hukukçu olmayan çoğu kişinin de aklına benzer konular geliyor. Peki bundan ibaret midir yolsuzluk? Nedir? Tabii ki bunlar içinde var. Biz de küçükken hep o parodilerle büyüdük. Bu da bu işin bir kısmı ama yalnızca bu değil. Yani yolsuzluk ister kamu sektöründe olsun, ister özel sektörde olsun, mali hakların, mali çıkarların bir şekilde amacına aykırı şekilde kullanılması ve bunun yapılması için de özel sektörde veya kamu sektöründeki kişilerin ya rüşvet alması, ya irtikapla zorlama yapması, ya ihaleye fesat karıştırması, ya dolandırıcılık yapılması gibi amaç dışında kaynakların kullanımı. Tabii böyle söylediğimizde çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama bunun ülkeleri nasıl içinden çürüttüğünü ve konuştuğumuz paraların ne kadar büyük olduğunu ortaya koyduğumuzda aslında ülkenin gerçek ekonomisi kadar bir ekonominin böyle yaratıldığını ve bunun heba olduğunu görüyoruz. Anladım. Peki bir basit bir şey olmadığını söylediniz. O zaman bunun birden fazla biçimde mi yapılışı var? Yani tek bir çeşit yolsuzluk deyip geçiyor muyuz yoksa? Yok, birden fazla yapılış şekli var. Şimdi bir kere bir çok sır çok pardon nadir gördüğümüz bir tesadüfi yolsuzluk var. Yani çok istisnai olarak işte cebine 3 kuruş para atması ve gitmesi. Ama büyük ölçüde gördüğümüz denetim mekanizmalarının ve kontrollerin yokluğundan veya etkisizliğinden dolayı yolsuzluklarla boğulmuş olabilecek belirli kurumlara atıfta bulunan kurumsal yani devam eden yolsuzluklar. Bunu çok sık görüyoruz. Bir de bu ikincisinin artık derinleştiği, yerleştiği, toplumun genelinde yaygın olduğu durumlarda ise sistematik yani
A şeklinde bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Şimdi bunun örnekleri şöyle. Ülkemizde daha çok ikincisini görüyoruz. Yani belirli kurumlarda, belirli kişilerde, belirli meslek gruplarında yaygınlaşmış. Yani o kadar aşırı bir sistematik bir şey var diyemeyiz. Örneğin ben biliyorsunuz lafımı esirgeyen saklayan bir insan değilim. Bunu açık açık da söyleyeyim. Örneğin hep şey oldu işte avukata gelirler. Yani şu hakim, şu savcı tanıyor musun? Ya hakimler, savcılar sanki işleri güçleri yok. Ellerini açmışlar. Yani şu avukatlar bize rüşvet verse de şu işleri yapsak. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir dünya. Gerçekten yok böyle bir dünya. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ha bunu yaptığını söyleyen de ne yapıyor? Şimdi ben bir gitsem hakimin kapısını çalsam bana hoş geldin demez mi der. Yani avukatlara diyor ben hocayım evleviyetle diyor. İki dakika otururum, iki muhabbet ederim, çayını içerim, sonra çıkarım. Müvekkile ederim ki senin işin tamam. Zaten bir sonraki celse ya serbest bırakacak ya tutuk halinin devamına karar verecek. Serbest bıraktıysa ben bağladım, parayı aldım. Tutuk halinin devamına karar veriyorsa ya bu sefer olmadı. Ülkemizde böyle bir şey yok çok şükür. Bunu söyleyebiliriz. Ama bunu niye anlattım? Azerbaycan'a 2011 senesinde Azerbaycan'daki Bakü Devlet Üniversitesi'nde bir konferansa gittim. Ve işte oradaki hukuk hocalarıyla konuşuyoruz. İşte koca koca profesörler. Ve hiçbirisi dışarıda avukatlık yapmıyor. Çok şaşırdım. Yani biz de normalde bilirsiniz ki özellikle ceza hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, devletler özel hukuku gibi uygulama yönelik disiplinlerdeki hocaların hemen tamamı ya avukatlık yaparlar ya danışmanlık yaparlar. Hiç olmadı mütalaa verirler. Onlarda hiçbirisi yok. Dedim ki niye? Neden böyle bir şey yapmıyorsunuz? Yani der ki bizde avukatlar çantacıdır. Nasıl yani dedim. Hürmet götürürler dediler. Yani vatandaş dediler avukata parayı verip işi yaptırmaktansa doğrudan dediler hakime bu parayı verirler. O işi yaparlar. Avukatlar da hürmet diyorlar rüşvete. Onu alır götürürler. Şimdi onların yalancısıyım demek istemiyorum. Bunu o kadar çok duydum ki Azerbaycan hakkında yalan olmadığı konusunda eminim gözlerimle görmesem de. Şimdi mesela burada artık sistematik bir yolsuzluk var. Yani herkes buna alışmış, sistem bunun etrafında dönüyor. Türkiye'de böyle bir durum yok çok şükür. Ama tabii ki yolsuzluğa bulaşan kurumlar illaki var. Sıfır diyemeyiz. Anladım. İyi evet Türkiye'nin hiç değilse o noktalara gelmediğini bilmemiz gerçekten güzel. Benim yolsuzluk denildiğinde aklıma gelen ilk kavramlardan biri özellikle iş dünyasında sıkça duyulan bir kavram ihaleye fesat karıştırma oluyor. Ancak bir kavramın sık duyulması tabii onun doğru bilindiği anlamına da gelmiyor. Eskiden Yeşilçam filmlerinde mafya liderlerinin ağzından duyardık bunu sıklıkla. Nedir bu ihaleye fesat karıştırma? Şimdi ihaleye fesat karıştırma en çok gördüğümüz yolsuzluk tipi. Çünkü şimdi devlet bazı kamu hizmetlerini kendisi yerine getirir iken bazı kamu hizmetlerini ise özel sektöre gördürür. Veya kendisinin bazı hizmetleri gördürebilmesi için özel sektörden mal veya hizmet alımında bulunur. Peki bu parayı nasıl harcayacak, nasıl dağıtacak? Çünkü bu bizim paramız, bizim vergilerimizle giden para. Orada oturtulan müdür, genel müdür o bu kafasına göre bunu yapamaz. Bu nedenle bir kamu ihale kanunu çıkartılmış. 4734 sayılı bir kamu ihale kanunu çıkartılmış ve bir kamu ihalesinin nasıl yapılacağı burada tek tek sayılmış, tek tek göstermiş bunun yolu, yöntemi. Şimdi siz bu yolun, bu yöntemin dışına çıktığınızda Türk Ceza Kanunu'ndaki tanımlı olan 235. maddedeki ihaleye fesat karıştırma suçunu işlemiş olursunuz ve bunun cezası oldukça da ağırdır. Ama şunu unutmamak gerekir. Burada bazı trik noktalar vardır. Şimdi bazı anonim şirket halinde teşekkül etmiş bankalar, yine anonim şirket halinde kurulmuş çeşitli şirketler de kendi yaptıkları ihale yöntemleriyle alım yapıyorlar. Şeffaflığı sağlamak için yine. Ama o ihalelere fesat karıştırdığınızda 235. madde gereğince yargılanmazsınız. 235. madde yargılanmanız için bir kamu ihalesinin olması gerekir. Kamu adına yapılan bir ihalenin olması gerekir. Ama mesela buna icra dairesinin yaptığı ihale de dahildir. Çünkü onu da kamu adına yapmaktadır o ihale satışı. Buna herhangi bir şekilde tek tek sayılmıştır 235. maddede. Bunlardan birisinden dolayı yaparsın. Örneğin girmemesi gereken birisinin girmesini sağladınız. Girmesi gereken birisinin girmemesini sağladınız. Birilerini korkuttunuz.
İşte bunun bir çeşitli yöntemleri var. İhale fesat karıştırma suçunu işlemiş olursunuz. Yani bir de haksız rekabetin engellenmesine de benziyor. Yani şirketler arası bir ihaleye giriyorsan dürüstlüğün sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir müessese. Erdem Bey, bu noktaya değinmeniz son derece önemli. Çok güzel nokta atış. Zira ceza kanununda bulunan her suç normunun koruduğu bir hukuksal değer, koruduğu bir hukuksal menfaat vardır. Bu olmadan suç normu yaratılamaz. Örneğin kasten öldürmeyi suç haline getirirsiniz. Niye? Çünkü yaşam hakkını korursunuz. Hakareti suç haline getirirsiniz. Niye? İnsanın şerefini korursunuz. Peki ihale fesat karıştırma suçunu niye getirirsiniz? Burada aslında iki tane hukuksal değer korunuyor. Bunlardan birisi kamunun idaresine duyulan güven. Ama esas burada ağır basan hukuksal değer, ki biz bunu Avrupa Birliği'nin düzenlemelerinden, regülasyonlarından aldık. O 4734 sayılı kanunu da esas korunan burada rekabet. Çünkü bir ülkedeki en büyük alıcı kimdir? Kamu sektörüdür. Hele bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için en büyük alıcı kamu sektörüdür. Dolayısıyla kamu sektörünün alımlarının şeffaf ve adil olması lazım ki, rekabetin sağlanması lazım ki hem kamunun kaynakları boşa harcanmasın, hem de kamunun kaynakları adil harcansın ve özel sektör gelişsin. Siz sürekli birisini tutar onu hedeflerseniz, tanıdık geliyor mu bilmem, nedense ihaleler hep aynı inşaat şirketlerine giderse diğer inşaat şirketleri gelişemez. Gelişemediği için tröst oluşur, teker oluşur, diğerleri rekabet olmaz, bu da kamunun zararına olur. Peki, biliyorsunuz bizim ülkemizdeki bütün baraj inşaatları, yol inşaatları, havaalanı inşaatlarının hepsi Dülgeroğulları inşaat şirketine gidiyor. Ya Dülgeroğulları'nda, ya Balkan'da, ya Güzeldere'de. Başka bir yere gidiyor mu? Gitmiyor. Paraları nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Evet, baba çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Ama kamu lafını o kadar çok kullandık ki burada. Peki bu suç esasında sadece kamu çalışanlar açısından mıdır? Yoksa kamu çalışanı olmayanlar da bu suçu işleyebilirler mi? Mesela şirket yetkilisi veya çalışanı. Bu özgü bir suç değildir. Yani yalnızca kamu personelinin işleyeceği bir suç değil. Bir tek ihaleye girmesi gerekirken girmemesini sağlamak veya girmemesi gerekirken girmesini sağlamak. Yani ihale şartnamesinde bir oynama yapılırsa onu ancak o şartname kamu görevlisi olduğu için o yapılır. Ama onun dışındaki suçun bütün hareketleri herkes tarafından işlenebilir. Ben bu suçlara yargılamaya çok baktım açıkçası. Hemen hemen her sektörde vardır. Yani inşaat sektöründe, medikal sektörde özellikle ve iş adamları, efendime söyleyeyim, koca koca üniversitedeki profesörler ve kamu görevlileri, alım komisyonundakiler hepsi beraber yargılanırlar bu davalarda. Dolayısıyla illa kamu görevlisi olmasına gerek yok. Peki bu arada izleyicilerimizle şeyi hatırlatalım. Söyleşi sırasında lütfen yorum ve sorularınızı videonun altına yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Biz ilgili yerlere geldiğimizde onları burada tartışıyor oluruz. Şimdi yolsuzluk denilince aklıma ikinci gelen kavram doğrudan rüşvet konusu oluyor. Rüşveti bize genel bir kavram olarak öncelikle bir açıklayabilir misiniz? Tabii rüşvet kamu görevlisinin yapması gereken bir işi yapmaması veya yapmaması gereken bir işi yapması için karşıdaki kişiyle, hizmet alıcısıyla yaptığı anlaşmadır. Şimdi bakın burada hep yanından bir şey var. Parayı vermek veya almak önemli değildir. Rüşvet anlaşmasının yapılması ile suç tamamlanmış olur, suç gerçekleşmiş olur. Anlaşmayı yapmak yeterli. Yani taraflar konuşarak anlaştı fakat taraflardan biri akşam eve dönünce işte pişman oldu veya ertesi gün işte vazgeçtiğini gidip söyledi. Yani rüşvet gerçekleşmedi. Yine de bu suç oluşmuş mu oluyor bu durumda? Tabii tabii, suç oluşmuş oluyor. O giden genellikle vazgeçen ihbar eder, etkin pişmanlıktan faydalanır. Rüşvet anlaşmasının yapılması ile suç gerçekleşmiş olur. Çünkü bakın, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması veya yapmaması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi işte şu kadardan şu kadara diyor. Üçüncü fıkh önemli. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
aslında suçlar tamamlama anından itibaren tam cezayla cezalandırılırlar. O ana kadar, yani doğrudan doğruya icraya başlamakla tamamlama anına kadar olan kısım teşebbüs aşamasıdır. Cezası azaltılarak verilir. Ama kanun koyucu rüşvet suçunu çok önemli gördüğü için o cezalandırılabilirliğin sınırını geriye doğru çekmiştir. Sen illa menfaati sağlaman gerekmezler. Anlaşmayı yaptığın anda suç artık tamamlanmış suç gibi cezalandırılır der. Bunu çok istisnai hallerde yapar. Peki burada pişman olmuş kişinin pişmanlığının ona bir faydası yok mu? Yani gidip de ben pişman oldum desem, ondan sonra kendimi de ihbar etsem böyle bir durumun varlığını, bunun bir avantaj yaratmasını bekler miyim? Şimdi diyor ki kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hallerinde fail hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir diyor. Böylelikle bir cezada indirim nedeni gösteriliyor. Ayrıca bu suç açısından, rüşvet suç açısından etkin pişmanlıkta bulunmak da mümkün. Rüşvet alan kişinin durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi halinde bu kişi hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmuyor. Ama soruşturma makamları bir şekilde öğrendikten sonra sizin ben yakalanacağım deyip götürüp o şeyi vermeniz halinde menfaati artık suç oluşmuştur. Hiçbir şekilde indirim söz konusu olmaz. Tabii burada şeyi de karıştırmamak lazım. Benim pek çok davada başıma geldi. Rüşvet ile irtikap arasındaki farkı birbirine çok benzer. Evet, oraya geleceğim ben. Buyurun. Birbirine çok benzer ama rüşvette karşılıklı bir rıza vardır. Yani bizim mesela saklamakta gerek yok. Biz bundan bir saat önce falan tanışmadık. Biz yıllardan beri tanışıyoruz. Zaten sizin de ortağınız sevgili avukat Altı Güzeldere ağabey. Zaten ağabey diye hitap ediyorum. Benim yanımda ilk staja başladığım kişidir. Sizin büronuz biliyorsun kısa da olsa. Daha sonra rahmetli Şükrü Hoca ile çalışmıştım yıllarca. Dolayısıyla sizinle olan arkadaşlığımız ve işbirliğimiz de yıllara dayanıyor. Ve bu işbirliğinde biz karşılıklı bir anlaşma yapıyoruz müvekkillere giderken. Siz kazanıyorsunuz, ben kazanıyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Hepimizin rızası var. Hatta ortak müvekkillerimizin de rızası var. O beraber bu iş yapmamız konusunda. Rüşvet de böyledir. Karşılıklı anlaşıyoruz. Fark ne? Bir tarafta kamu görevlisi var, bir tarafta bir sade vatandaş var. Veya o görevi yapmakla görevli olmayan başka bir kamu görevlisi de olabilir. Yine karşılıklı bir anlaşma var ama tabii bizim yaptığımız gibi hukuka uygun bir iş değil, hukuka aykırı bir iş için anlaşma var. İrtikapta ise kamu görevlisinin zorlaması söz konusu. Yani diyor ki sen bana bunu vermezsen ben bu işi yapmam, geciktiririm. Yokuş diye tabir ettiğimiz, yokuş yapıyor diye tabir ettiğimiz bir nevi yokuş yapıyor diyoruz. Aynen. Aynen yokuş yapıyor ve bu yokuş yapmanın çok çeşitli yöntemleri var. Ben bir davada bir gün hatta tatildeydim İzmir'de Foça'da. Aradılar koştur koştur İstanbul'a geldim. Vatan Emniyeti, Mali Şube'ye herkesi gözaltına almışlar. Büyük bir operasyon. Trafik polisleri, servis araçları, efendime söyleyeyim işte şey araçları bu o zaman şey Avrasya geçiti vardı. Avrasya tünelinin inşaatındaki şeyler, beton dökme araçları falan filan, onların şoförleri, şirketleri, bilmemleri hepsini almışlar ve hepsi gözaltında ve sonra hepsi tutuklandı. Ben müvekkilime dedim ki şunu söyleyeceksin. Evet verdim. Çünkü zaten gitmişler, bulmuşlar. Adam ajanı tutuyor. Hangi polis ekibine ne kadar neyi verdin, şeyini tutmuş. Kesinleşmiş bir karar olduğu için rahat rahat konuşabiliyorum. Yargılamamız devam etmiyor. Kesinleşti. Çetelesini tutmuşlar, yakalanmış. Dedim ki verdim diyeceksin. Ama sorun niye verdim? Banker Bilo gibi. Yaptım ama sor mu diyor. Bilo diyor niye yaptın? Çünkü olay şu. Şimdi adam belirli bir beton dökülmüş. Özel bir beton. Belirli bir zaman süresi içerisinde inşaata götürülmesi
ve dökülmesi lazım. Çünkü suyun içine döküyorlar. Hemen donabilen bir beton. İşte 15 dakikada 20 dakikada şantiyeden inşaat alanına gitmesi, beton yapılan yerler mikserle şantiyeye gitmesi lazım. Trafik polisi durduruyor. Farını yak, sinyalini yak, onunu yak, bununu yak. Halbuki hiçbir şey yok. Ya bunun nasıl olacak bu iş? Bu işi kolaylaştıralım bilmem ne falan filan. Ve bunun üzerine tabii tıkır tıkır hangi ekibe ne kadar verildiği dağıtıldığı çıkartılıyor. Herkes ben yapmadım, sen yapmadın abi. Sen yapmadın var mı? Adam gelmiş, polis yapmış zaten. Aynı operasyonu polis yapıyor. Bütün her şey delilleri bulmuş. Ne yaptın? Bunu yaptı. İşte bu irtikap. Yolsuzluk mu? Evet, yolsuzluk. Bu da bu polis olabilir, başka bir kamu görevlisi olabilir. Bu icra memuru da olabilir. Yapması gereken işi yapmaması, işte dosyayı 2021 tarihi dosya alıp 2011'lerin arasına sokup şimdi onu çıkartamayız demesi. Bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi de gördüğümüz şeyler. Bunun ve sizin bunun için bir menfaat istemesi, bunların hepsi irtikaptır, hepsi yolsuzluktur, hepsi ülkenin içini çürüten gerçeklerdir, eylemlerdir. Peki o zaman burada o rüşvet, bir nevi rüşvet vermek zorunda kalıyor kişi. Aynen. O rüşvet vermek zorunda kalan kişi sonradan ortaya çıktığında kendisi ihbar etmemişse bile bir ceza yemesi söz konusu oluyor mu burada? Hayır, ceza yiyemez, orada zaten mağdur. Nitekim benim müvekkilim bu şekilde ifade verdi. Tabii tutuklanacaksın dedim. Hepsi tutuklandı. İçeridekiler dediler ki işte sen ceza alacaksın, biz çıkacağız. Baskı falan çocuğun üzerine. İşte o tutuklu olan diğer kamu görevlilerinden falan. Sonra duruşmaya çıktık. Savcı diğer tüm sanıklar hakkında tutuk halinin devamına mütalaa verdi. Benim savunduğum kişi açısından ise suç niteliği değişmesi ihtimaline binaen dedi. Tahliyesine, nitekim tahliye oldu. Sonra da benim vekilim beraat etti. İrtikap suçu gerçekleştiği için. İşte orada ve işin yani şey değil, avukatlık sanatı kurgu yapılsın falan diye böyle değil. İşin gerçeği bu. O yüzden rüşvet irtikabı karıştırmamak gerekiyor. Evet, bu şirketler açısından çok önemli. Çünkü istemeden şirket yetkilileri, yöneticileri kimi zaman geliyorlar bize, diyorlar ki işte bir çalışanımız, bir yetkilimiz şöyle bir şey yapmış. Burada üzerine gizlemeye çalışmak, esasında ortada kendilerinin işlediği bir suç yokken daha sonra istenmeyen daha başka sonuçlara yol açabilir. Peki şimdi istenmeyen sonuçlar demişken, bu yolsuzluklar sonucunda yolsuzluğu yapanlar bir kısım gelirler elde ediliyor. Şimdi bu gelirler tabii ki kara para oluyor. Bu kara parayı sisteme sokma veya bir nevi aklama dediğimiz bir faaliyete girmek zorunda kalıyorlar sonra, serbestçe kullanamayacakları için. Bu kara paranın aklanması, suç gelirinin aklanması konusu. Bunu biraz açıklayabilir misiniz bize? Erdem Bey, ne kadar açıklayayım? Benim 2,5 senem bu kara para aklamayla geçti. Benim doktora tez konu çünkü kara paranın aklanması. 2,5 sene bununla yatıp bununla kalktım. Şöyle tabii ki açıklarım. Çok önemli bir suç tipi bu. Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenleniyor. Ve diyor ki alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkaran, gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolda elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutan kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır diyor. Dolayısıyla önemli olan şu, alt sınırı bir daha check edelim. Evet, alt sınırı 6 aydan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan elde edilmiş bir gelir söz konusu ise ve siz bu geliri yasal yöntemlerle sokuyorsanız, sisteme sokuyorsanız suç gelirlerinin aklanma suçunu işlersiniz de bu ağır cezayla cezalandırırsınız. Bu nasıl oluyor? Şöyle ki, şimdi gelir elde ediyoruz. Bu gelirlerimize ne yapıyoruz? Kredi kartlarımızı ödüyoruz. Kredilerimizi ödüyoruz. Taksitlerimizi ödüyoruz. Ev alıyoruz, araba alıyoruz, faturalarımızı ödüyoruz. Bunların hepsini aslında farkındaysanız eskisi gibi gidip elden vermiyoruz. Hepsini banka üzerinden veriyoruz. Zaten pek çoğunun yapılabilmesi için de artık banka dışında belirli bir meblağın üstünde banka dışında işlem yapamıyorsunuz. Halbuki en büyük kara para veya suç geliri elde etme yöntemi nedir? Fuhuş, uyuşturucu. Bu ikisi. Vergi kaçırma. O tabii biraz daha gri alan. Acaba vergi kaçırmadan elde edilen menfaat suç geliri midir değil midir? Ben olmadığı kanaatindeyim. Tezimde de öyle yazmıştım. Silah kaçakçılığı olabilir. Tabii her türlü kaçakçılık. Her türlü kaçakçılık elde edilen para. Ve bunların hepsinin geliri
nakit eldedir, cash. İşte Narcos dizisini hatırlayın. Pablo Escobar'ın fareler tarafından yenilen dolarlarını. Ve o dolarlar çuvallarla bir depoda kaldığında bir, onları sağlıklı olarak orada tutmak zor. Güvenliğini sağlamak zor. İki, onlarla bir şey alıp veremiyorsunuz, harcayamıyorsunuz. E ne yapmanız lazım? Oradan elde ettiğiniz geliri yasal işlere yatırmanız ve onu da paravan olarak kullanmanız lazım. Ya bak ben gileri, işte zaten adı da oradan geliyor. Amerika'daki çamaşır makinesi, toplu çamaşır makinesi olan yerler var. Ya kim geldi, kaç kişi geldi, ne kadar çamaşır yıkadı hesabı tutulmuyor. İşte eskiden, şimdi yok ama işte benzin istasyonları, restoranlar, kim geldi, ne kadar yemek yedi. Ha bir de fiş kesiyorsunuz. Buradaki şey şu, kesinlikle vergiden kaçırmıyorlar. Tam tersine öyle bir hizmet veya ürün satmamış olmalarına rağmen satmış gibi gösterip faturasını gidip bunun vergisini ödüyorlar. Bunu maliyet olarak görüyorlar ki geri kalan o esas büyük miktarı yasal sisteme sokuyorlar. Ve iki gün sonra, çünkü şu var, suçtan elde edilen gelirlerin el konulması, bunların müsaade edilmesi söz konusu. Ona bir kılıf uyduruyor. Hayır diyor, ben bu parayı nereden elde ettim? Bak şöyle 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 işletmelerim var. Ben bu parayı buradan elde ettim diyor. Amaç da zaten bu. İşlenen suç da sonuçta elde edilen paranın arasındaki şeyi koparmak, bağı koparmak. Aynı bizim internetteki şey gibi privacy ağlar var ya, orada yapıldığı gibi ne yapıyor? Aradaki katmanları katmanlayarak, ki buna katmanlama deniyor. O katmanları yaparak esas IP kime aitse o tünel üzerinde onun bulunmasını engellemek. İşte aynı şeyi burada katmanlama yapıyorlar. Şimdi Volkan Hocam, biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili Kürşat Aslan çok güzel bir soru sormuş. Ben onu size yönelteyim. Diyor ki, kamu kurumlarının vakıflarına gönüllü verdirtilen bağışlar konusunda ne düşünüyorsunuz diye güzel bir sorusu var. Bu tabii ki şey... Saymakla bitmez tabii ki, çok yer bağış toplamaya çalışıyor. Bunlar gerçek bağış mıdır, başka şekilde adlandırılabilir mi? Yani sevgili Kürşat'a çok teşekkür ediyorum. Kürşat Aslan benim Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden öğrencim, son sınıf öğrencisi. Ama aynı zamanda da kendisi aslında mühendis, çalışan, yaşı da büyüktür, çok iyi bir öğrencidir. Yine çok güzel yakalamış. Ya sevgili Kürşat, şimdi buradaki olay şu, o bağış gönüllü mü verdirtiliyor? Çünkü siz gidiyorsunuz, İSKAN izni alacaksınız. Deniyor ki ince bilmem ne lisesinin vakfına git, oraya bir para yatır. Bilmem ne vakfına git, o bir para yatır. E olmazsa senin işin uzar. Bir kere bu gönüllü değil. Bunu bir kere o hani suçun tipikliğinin dışına çıkılmak için kendi kendine şey yapacak ya, bak gönüllü verdim. Gönüllü falan değil. Siz o bağışı yapmadığınızda sittiysen o işiniz olmaz. Açık ve net irtikap. 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 Doğru. Hiç ya bak öyle lamırcımı yok yani, hiç öyle bulandırmayalım, birbirimize yalan söylemeyelim. En kızdığım şey de budur. Tamam birbirimize yalan söylüyoruz da ya Allah'ı nasıl kandırıyorsun? Hani onun her şeyi bildiğini duyduğunu falan iddia ediyorsun ya, onu nasıl kandırıyorsun? Kandıramazsın, yapamazsın öyle bir üstün varlığı. E burada da böyle, biz birbirimizi kandırıyoruz. Yargılamaya çıktığında hakimi kandırmaya çalışıyorsun. Hakim yer mi onu? Peki şey söyleyeyim, burada irtikap evet çok net bir şekilde zaten varlığı belli. Biraz önce suç gelirin aklanması suçundan da bahsettik. Burada sanki ikisi birden oluyor gibi aslında. Aynen öyle. Doğru. Meşru olan bir kuruma para veriyoruz. Sisteme sokuyoruz o parayı doğrudan. Burada o vakfın aldığı para var ya artık, irtikaptan edilmiş, elde edilmiş paradır ve o suç geliridir. O vakfın onu işte... oraya buraya yatırması, bağışlaması, dinlenmesi, suç gelirlerinin aklanmasıdır. Ve bunlar iki farklı eylem oldukları için, birbirini takip eden farklı hareketlerle yapıldığı için de içtima hükümleri uygulanmaz. Yani fikri içtima olmaz. Burada gerçek içtima uygulanır. Her iki suçun cezası ayrı ayrı verilir. Anladım. Ha, uygulamada diyeceksiniz ki, ya benim tezim 1000 sayfaydı. Kitap olarak basılmış hali 700 sayfa falan da herhalde. Kaç tane Yargıtay kararı vardı içinde? 3 tane falan vardı. Ciddi misiniz? Yani son derece önemli bir konu. Kara paranın aklanması zaten dediğiniz gibi ülke ekonomisini ciddi anlamda baltalayan bir durumdur. O yüzden önce verdiğiniz örneklerde artık neden bankacılık sistemi bu kadar gelişiyor? Neden hükümetler bankaları bu kadar destekliyorlar? Böylece kara para mümkün olduğunca azalsın. Her yere ödemeler banka vasıtasıyla olsun diye. Buna rağmen Yargıtay
bu konuyla ilgili o kadar az sayıda karar vermiştir. Yani bu kara para aklama konusu Türkiye'de eğer mücadele edilebiliyorsa bunun sebebi 5549 sayılı yasa ve BDDK'dır. Çünkü BDDK gerçekten bir masaktır. Gerçekten bu işin üzerinde duruyor. Özellikle son zamanlarda terörizmin finansmanıyla beraber bu anılmaya başlandı. İşte bankalarda bununla ilgili irtibat görevlileri var. Doğrudan masa, raporlama falan yapan. Yoksa Yargıtay'a kalsa son zamanlarda biraz karar sayısı arttı ama yine de öyle çok korkutucu miktarda bir şey yok. Çünkü Yargıtay'a da bu konuda çok kızamıyorum. İspat problemi var. Bakın aynı husus şu an FETÖ davalarında da yaşanıyor. İspat problemi var. Orada da terörizmin finansmanı var. Herkes biliyor ortada bir şey olduğunu ama bunu yargı huzurunda düzgün bir şekilde ispat edilemiyor. Çünkü Türkiye'de şu yok. Nereden buldun yasası yok. Zekeriya Temizel onu getirmişti. O gün ekonomi durmuştu Türkiye'de. Şunu soramıyorsun. Kardeşim sen bu parayı nereden buldun? Adam şunu diyor. Kayınvalidemin yastık altında olan altınlarını bozdurdu. Veya şey gibi. Sana ne? Biliyor musunuz o parayı? Buyurun lütfen. Kadıncağızın birisi karşıdan karşıya geçiyor kırmızı ışıkta. Trafik polisi soruyor. Hanım hanım diyor nereye? Dönüyor. Sana ne? Yengengillere gidiyorum kocamın haberi var diyor. Bu da böyle yani bizim kara paradaki olay. Yengengillere gidiyorum diyor kocamın haberi var diyor. Sana ne diyor? Ya bu şeyde tabii ki esasında hükümet son yıllarda pek çok defa yurt dışında insanların biriktirdiği ve nereden geldiği bilinmeyen paraların Türkiye'ye rahatlıkla sisteme girsin ki artık bu nereden geldiği sorabilirim bundan sonra diye aflar çıkardı pek çok. Yani işte bir zamanlar meşhur işte İsviçre'deki banka hesaplarına gelen paralar artık hükümet af çıkardı. Bunları Türkiye'ye koy bir kereye mahsus sana izin veriyorum sisteme girsin. Belki bunların sonunda bir nereden buldun bunu, nereden elde ettin bunu yasası getirilebilecektir artık. Var mı öyle bir inancınız? Erdem Bey, benim bu konuda hiçbir inancım yok. Evet. O paraların büyük çoğunluğunun suçtan elde edildiğini düşünüyorum. Ve ara ara bu hep yapılır. Çünkü Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacı vardır. Göz yumar devlet sıcak para gelsin diye. İşin öz Türkçesi bu. Hiç birbirimizi kandırmayalım. O yüzden o ara ara Türkiye'de çıkar. Ara ara Türkiye'de vergi affı falan çıkar. Bizim gibi vergisini ödeyen salakları cezalandırmak için. Niye ödüyorsunuz zamanında diye. Çünkü ödemeyenler karlı çıkar bu işten. O parayı işletirler, kullanırlar, faizini kullanırlar. Yani Türkiye'nin mali yapısında, bunu ben söylemiyorum. Bu arada bunu hangi maliyeciye giderseniz gidin söyleyin. Ha bu arada şunu da açıkça söyleyeyim bu söylediklerimi. Kesinlikle burada ve kesinlikle AK Parti'yi eleştirmiyorum. AK Parti'yi eleştirmekten korktuğum için değil. Yaşım itibariyle AK Parti öncesini de biliyorum. Evet. Bu söylediklerimizin hepsi ve belki daha fazlası onlardan önce de vardı. Ve eminim iki gün sonra AK Parti gidip de Kara Parti gelse Türkiye'de hiçbir şey değişmez. Yani bizimkisi yapısal bir problem, yapısal bir sorun. Burada tabii belki şeyin de altını çizmekte fayda var. Bir vergiden çok bahsettik. Vergi kaçırmak çok kötü bir şey, suç zaten her türlü cezası var. Bir de vergiden kaçınmak var. Dolayısıyla ikisini karıştırmasını istemeyiz kimsenin. Peki biz bu konu üstünde çok durduk. Eğer izin verirseniz benim aklımda çünkü sürekli bundan sonra konuşmak istediğim başka bir şey vardı. Bu da özel sektördeki müvekkillerimiz açısından özellikle bir zimmet konusu vardır biliyorsunuz tabii ki. Özel sektör çalışanları tarafından işlenip işlenemeyeceği sıklıkla tartışılan bir yolsuzluktur bu. Bu konuya, işin bu kısmına girmeden önce bir zimmetin ne olduğunu ve bu suçu sadece kamu çalışanlarının mı işleyebileceğini anlatabilirseniz çok sevinirim. Zimmet Türk Ceza Kanunu 247. maddesinde düzenlenmiş ve diyor ki görevi nedeniyle zilyetli kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası cezalandırılır. Şimdi bir kere zimmet suçu özgü bir suçtur. Ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Kamu görevlisi olmayan bir istisna haricinde birazdan söyleyeceğim. Bu suçu işleyemez. Peki bunun özel sektör açısından karşılığı yok mudur? Tabii ki vardır. Güveni kötüye kullanma suçu vardır.
Özellikle de o güvenlik aynıdır formülasyon. Bir tek kamu görevlisi yoktur. Zimmetine geçiren demez de güvenlik kötüye kullanan der. O güvenlik kötüye kullanma suçunda da eğer meslek dolayısıyla bunu yapabiliyorsa, mesleğin sağladığı kolaylık dolayısıyla bunu yapıyorsa suçun cezasını arttıran nitelikli haldir. Örneğin müvekkiliniz size para veriyor, harcama yapın davasında diye, davasını açın, harçları yatırın diye, siz o parayı yiyorsunuz. Sonra da ne oldu? İşte açtık maçtık falan filan diyorsunuz. Sahte belge gösteriyorsunuz bilmem ne. Güveni kötüye kullanma. Açık ha. Burada şu tabii tartışma. Avukatlar için ben bu özellikle bu konuya girdim. Yargıtay'ın bu konuda muhtelif kararları var. Avukat diyor kamu görevlisidir diyor. Zimmetten cezalandırırım diyor. Bir kısım kararlarda ise hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmadır diyor. Peki bu tartışma olmaksızın kamu görevlisi olmadığı halde kesinlikle zimmetten ceza yiyen grup kim? Bankacılar. Bankacılar. Evet, bankacılar. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160. maddesinde bankacılık zimmeti düzenlenmiştir. İster kamu bankası olsun, ister özel banka olsun fark etmez. Bankacılık sıfatını taşıyan herhangi bir kişinin yine görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren herkes. Tek tek sayar yine 6 yıldan 12 yıla kadar. Niye? İşte dedim ya ilk kulakları çınlasın Altuğ ağabeyin yanında başladım. Tabii sizler ticaret hukuku yapıyorsunuz ama benim hayalim fakültenin 2. sınıfından beri ceza hukukçusu olmaktı. Ve hemen çok kısa bir süre sonra ben Şükrü Hoca ile beraber çalışmaya başladım. Ve benim gözümü açtığım ilk ceza davaları daha stajyer avukat iken bankacılık zimmetleri. Daha doğrusu o zaman hizmet nedeni... Volkan Hocam, bağlantıda galiba bir olumsuzluk var. Şu anda görüntünüz dondu. Geldi mi? Geldi, evet. Şu anda duyabiliyoruz. Harekette var. Şükrü Hoca'nın yanında başladığımda stajyer avukatım, gözümü açtığım ilk davalar banka davaları. İşte tam o 99'da bankalara el konuluyor. 2000 yılında takır takır hepsi hakkında davalar açılıyor. Herkes tutuklu. Meşhur hortum dönemi. Evet. Kent Bank, Ege Bank, o bank, bu bank falan. Biz de hemen hemen her bankada Şükrü Hoca sanık müdafi. Nitekim benim de avukat olarak ilk katıldığım yargılamalar o yargılamalar oldu avukat olduktan hemen sonra. İşte orada bankacılık zimmeti diye bir şey yok. Bankalar özel sektör bankaları ve hepsi hizmet nedeniyle emniyeti suistimalden yargılanıyorlar. Cezası da az. Bir de eski Türk Ceza Kanunu'nda da zaman aşımı süresi çok kısa. Hani 5 yıllık zaman aşımı, uzamış zaman aşımı 7,5 yıl. İşte çok büyük davalar. Ne olacak? Kanun koyucu pek çok yönden akıllandı o dönemde bir BDDK'yı getirdi. Yani banka yeminli murakıplarını kaldırıp bankacılık denetleme düzenleme kurumunu getirdi ki Türkiye'nin 2008'deki küresel krizi aşmasındaki en önemli etkenlerden birisi mali disiplini çok iyi olan bir bankacılık sisteminin olmasıydı ki bankacılık hala öyle. Çok regüle bir Türkiye'nin en regüle sektörlerinden birisidir. Bankacılık ve finans sektörü BDDK çok sıkı tutar bu işi. İşte orada o bankalar kanununa bundan önceki ne getirilmişti? Buna da aynısı taşındı. Bankacılık zimmeti getirildi. Dolayısıyla hangi bankada çalışırsanız çalışın 1 lirayı bile cebinize atsanız zimmet suçu oluşur ve öyle bir şeydir ki o yani bir kere bankacılık zimmetinden ceza yediniz mi bir daha bir finansla ilgili herhangi bir şekilde muhasebecide bile çalışamazsınız. Öyle söyleyeyim size. O yüzden bunun konuda son derece dikkatli olunması gerekiyor. Tamam. Bir konuda dünyanın çoğundan daha ileride olduğumuzu görmek, duymak gerçekten güzel. Peki, şimdi çok önemli bir konu daha. Belki rüşvetle birlikte veya rüşvetten daha bile çok üstünde durulan bir konu olabilir. Dolandırıcılık bu da. Şimdi dolandırıcılık da deyince aklımıza belki ilk gelen işte bu 2000'li yılların başından beri haberlerde çok sık duyduğumuz televizyonda, gazetede telefonla vatandaşa kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp terör suçlarına dahil olmadıklarını kanıtlamaları için para ödemelerini isteyen şebekeler türemiş durumda.
Bu tabii ki artık kimi zaman gülüp geçtiğimiz, kimi zaman arkasından ağladığımız bir örnek. Bize dolandırıcılığı biraz anlatıp bunun dolandırıcılık olup olmadığından bahsedebilir misiniz? Şimdi bu kesinlikle anlattığınız olaya biz ona uygulamada call center'cılar diyoruz. Kesinlikle dolandırıcılık. Hileli hareketlerle bir kişiyi kandırarak haksız menfaat elde etme. En basit tanımı bu. Ama dolandırıcılıkta şöyle iki tane çok önemli unsur var. Malum ben ceza hukuku ve bilişim hukuku alanında çalışıyorum özellikle. Ve ağırlıkta hep ceza hukuku. Ve ceza hukukundaki benim müvekkillerim tahmin edeceğiniz üzere hep suçlular ve suç işlediği iddia eden insanlar veya. İşte katili de var, tecavüzcüsü de var, uyuşturucu satanı da var, her türlüsü var. Bunlar arasında benim en sevdiğim, en sevimlileri dolandırıcılardır. Ciddi söylüyorum. Dolandırıcı adamı çok seversiniz. Hoş sohbet, şen şakrak, iyi giyinli, ağzı inanılmaz laf yapar. İki dakikada sizi avucunuzun içine alır. Tabii ben deneyimli olduğum için şunu çıkartırım hep. Ya niye böyle? Çünkü hayatın olağan akışına aykırı bir şey var. Sizin mutlaka zayıf tarafınızı bulur, o zayıf tarafınızdan sizi vurur. Ve siz dinyata pirince giderken aslında eldeki bulgurdan olursunuz. Yani meşhur dolandırıcıların kralı Sülün Osman'ın şeyi vardır. Yani ben der, beni dolandırmaya kalkanlar hep dolandırdı. Köprüyü satıyor adam. Demiyor ki ya bu köprü, bak diyor köprü diyor 1 milyon liraya, sana diyor 100 bin liraya bırakırım. Koskoca köprü diyor 1 milyon olur mu? Bir de 1 milyonunu 100 bin liraya bırakıyorum. Hakkı sıra diyor bana diyor, benim zor durumumdan diyor faydalanıp diyor beni diyor ketenpereye getirecek diyor. Ben onu yapıyorum aynısını. Şimdi dolandırıcı da bu var. Size birisi hayatın olağan akışına aykırı bir menfaat temininde bulunuyor ise bilin ki dolandırılıyorsunuz. Mesela biz bunu bir adım öteye taşıyoruz. Birisi size bir şeyi bedavaya satıyorsa, veriyorsa bilin ki satılan ürün aslında sizsiniz. Kişisel verilerde bunu söylüyoruz. Bedavaya satan size bir hizmet veriyorsa sizi satıyor. Ucuza bunu yapıyorsa kesin dolandırıcılar hizmet devrede. Dolandırıcılık böyle bir şey. Ancak call center'daki sıkıntı şu. Şimdi seçtikleri mağdur kitlesi çok önemli. Yaşlı insanları seçiyorlar. Mesela bizim bu Gayrettepe'de genellikle belirli yaşın üzerindeki eski İstanbullu insanlar otururlar. Biliyorlar bir şekilde. Derslerini çok iyi çalışır dolandırıcılar. İnsanları 60 yaş üstüne arıyorlar. Telaşlandırıyorlar. İşte yok bizim yakınlarımın da başına geldi. Yok işte mali şubeden arıyorum. Bizim paranızla terörle mücadele eden işte bir şey yapılmış, o yapılmış, bu yapılmış. Böyle loop bir şeyler yapıyorlar. O yaşlı insanların gidiyor evlerinden altınlarını alıyorlar. Yıllarca biriktirdikleri paralarını alıyor. Hatta bir olayda bir yani davasına bakıyorum. Yaşlı bir kadıncağızı arıyorlar, evini sattırıyorlar. Yani kendi oturduğu evini sattırıyorlar. Parayı başka bir hesaba yatırtıyorlar ve parayı oradan çekiyorlar. Yani böyle üst düzey bu işi götürüyorlar. Tabii burada artık o insanların dinlete giderken pirinçte, evdeki pirinçten olması değil, açık ve net bir şekilde onların yaşlılıklarından o durumlarından, içinde bulundukları o durumdan faydalanıp bir menfaat elde etme var ki bunun tabii sevimli hiçbir tarafı yok. Yok tabii. Zaten bununla ilgili olarak sıkça hem GSM operatörleri tarafından hem bankalardan hem farklı kurumlardan sürekli herkese bildirim mesajları gidiyor. O yüzden kendisini polis, savcı vesaire diye tanıtan kimselere itibar etmeyin. Veya öyle bir bilgi, tabii ki bir savcı da arayabilir insanı. Onu da atlamamak lazım. Böyle durumlarda emin olmak için genellikle görüşmeye, adliyeye gidip kendileriyle yüz yüze görüşmek herhalde en faydalısı olacaktır telefonda. Erdem Bey, savcı hiçbir zaman vatandaşı aramaz. Peki. Onu söyleyeyim. Savcı kim arar biliyor musunuz? Beni arar. Bir görüş soracaktır, bir şey soracaktır bilmem ne. Soruşturmasını yürüttüğü insanı savcı aramaz. İnsanları polis arar. Polisin de aramasının bir üslubu, bir yöntemi vardır. Polis arayıp da hiçbir zaman işte şunu şuraya satın, bunu buraya alın, bunu bilmem ne yapın falan demez. Polis en fazla karakola davet eder. Zaten onun dışında bir ifade alacaksa polis bizzat gelir alır götürür veya olduğunuz yerde alır. Ama yani, şimdi bir şey. Mesela bir kere bir müvekkilimi terörle mücadeleye çağırdılar ifadeye tir tir titriyor. Ya dedim korkma bir şey yok ya nasıl korkmam?
Ya bak dedim bir şey yok ki. Seni dedim çağırmış. Bir şey olsa dedim. Sabahın 5'inde dedim zaten kapıya dayanır dedim. Seni dedim sepet yapar götürürler dedim. Nitekim gittik de öyle mücadele. Buyurun hoş geldiniz. Çay kahve ya dedi sizin hakkınızda bir iftira var ama bizim usulen bu işlemi yapmamız lazım. Bizleri soruşturduk iftira olduğunu öğrendik. Evrak tamamlansın diye dedi. Nereden dedi biliyorsun iftira? Biz dedi biliriz dedi. Biz zaten bir şey olsaydı dedi sabah 5'te gelir alırdık sizi dedi. Ben dedim birisi demedim mi dedim. Yani polisin bir çalışma sistemi var. Öyle insanları arayıp asla kat'a kesinlikle savcı, terörle mücadele, mali şube hiçbiri sizi böyle telefonla aramaz. Sizi alacaksa zaten gider evinizden alır götürür. Peki. Bunun olabildiğini de görüyoruz zaten sıkıntı basından. Şimdi şahıslar üzerinde yani gerçek kişiler vatandaş üzerinde durduk. Dolandırma deyince halbuki biliyoruz ki şirketler de dolandırılıyor. Sıklıkla hatta çok çok daha büyük meblağlarla dolandırılıyorlar. Biraz bu şirketlerin ne şekilde dolandırılabildiğiyle ilgili de örnekler vermeniz mümkün mü? Aklınıza gelen bir şeyler varsa. Valla maalesef bizim ülkemizde şirketler dolandırılıyor. Hem yani şirketler de genellikle üçüncü kişilerden ziyade aslında kendi çalışanları ve hatta kendi ortakları tarafından dolandırılıyor. Kendi yöneticileri tarafından dolandırılıyor. Ya dolandırılıyor ya da hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçunun mağduru oluyorlar. Ama bizde şöyle bir zayıflık var Erdem Bey. Siz de biliyorsunuz beraber baktığımız bazı olaylardan da birden fazla olaylardan da biliyorsunuz. O Anglo-Amerikan hukukundaki corporate criminal liability yani şirketlerin veya kurumların ceza hukuku sorumluluğu olmadığı için bu alandaki regülasyonlar son derece zayıf olduğu için açıkçası yapanın yanına kar kalıyor. Yani bir kere milyonlarca lira götürülüyor veya dolar götürülüyor. Savcı bir kere olayı anlamakta zorlanıyor. Hemen savcılar şöyle bir refleks var. Ya bu ticari uyuşmazlık. Bir dakika. Ticari uyuşmazlık olsaydı biz bunda suç duyurusunda bulunmazdık. Zaten gider ticaret mahkemesine alacak davası açardık veya asli hukukta tazminat davası açardık. Değil. Burada açıkça bir hile var. Ama buradaki düzenlemeler bizde eksik. Niye? Çünkü Anglo-Amerikan hukukunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Almanya'da ekonomiyi yürüten, ekonomiyi canlandıran, ekonominin lokomotifi olanlar şirketler. Ve şimdi şöyle düşünün. Biz paramız olduğunu nereye yatırıyoruz? Ya arazi alıyoruz ya ev alıyoruz değil mi? Kira getirsin diye. Yurt dışında öyle bir şey yok. Adam parası varsa yatırım danışmanı var. XYZ şirketlerine hisse senedi alıyor. Hatta melek yatırımcı oluyor. 1 liraya aldığı hisse senedi çünkü 3 yıl sonra oluyor 20 lira. İnanılmaz bir para kazanıyor. Ve sistem böyle dönüyor. Böyle finanse ediliyor zaten şirketlerde. Böyle bizde böyle bir şey yok. Şimdi o şirketlerde o küçük yatırımcıyı korumanız lazım. Kime karşı? Şirketi kuranlara, şirketin sahibi olanlara. Çünkü çeşitli manipülatif hareketlerle o küçük küçük para yatıran büyük sayıdaki insanları kandırma imkanı var. Enron olayını hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Morgan olayını hatırlayın. 2008'deki balon krizinin çıkmasının nedenleri bunlar hep. İşte orada çok güzel bir şekilde haklandılar tabii kendi hükümetleri tarafından ama. Tabii. Ama dünyanın geri kalanına acayip bir fake attılar. Evet tabii ki. Oralarda bu tür çok güzel düzenlemeler varken bizim elimizdeki enstrümanlar çok zayıf. İşte 158 var Türk Ceza Kanunu, nitelikli dolandırıcılık. İşte hizmet nedeniyle emniyeti suistimal var. Üçüncüsü yok. Ne oluyor? Yapanın yanına kar kalıyor. Milyonları götürüyorlar. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yapanın yanına kar kalıyor. İşte o zaman ne yapıyor? Maalesef bunun acı yönü ne? Sizin ve benim hizmet ettiğim şirketler gibi uluslararası şirketler tabii ki bu yollara tevessül etmiyorlar. Ya yani Türkiye'de böyleymiş diyorlar. Yatırım yapmaktan vazgeçiyorlar. Ama Türk yatırımcı ne yapıyor? Ha diyor ben diyor mahkeme kanalıyla diyor, bu parayı alamıyorum mu diyor. Adamın birisi geliyor böyle bağıra açık falan bilmem ne. Abi diyor biz alırız o parayı diyor. Yarısını diyor bize ver. 2 ayda para sende diyor. İş adamı bir düşünüyor. $1 milyon kaptırmış. 2 ay içinde $500,000 gelecek. Hemen abi diyor al diyor. Onlarına çöküyorlar. O parayı ondan alıyorlar. O $500,000 o iş adamı zaten işletiyor. Ne yapıyor? O $500,000 yapıyor. $5 milyon 2 senede. Halbuki mahkemeye gitse zaten 2 senede o parayı alamayacak. Tahsil kabiliyeti yok. Doğru ama yine de esasında bunu kimseye ben şahsen önermem. Çünkü şeyi de gördüğümüz oluyor. O 500 bini alıp ondan sonra da kendisini tutmuş olan, kendisine para vermiş olandan kendisi 5 milyonu götürenleri de çok görüyoruz. Kurtulamazlar. İtibar etmemek gerekiyor. Maalesef yargımız
hızlı işlemese de çok her zaman çok verimli olmasa da diğerlerine işte o zaman gerçekten elimizi verip kolumuzu kaptırabiliyoruz. Kıyma makinesi gibi bir daha üstten çıkamazsınız. O yüzden buradaki eleştirimiz de yargı mercilerine hem işin özüne iyi inmeleri, hakkı iyi dağıtmaları hem de hızlı dağıtmaları. Doğru. Ancak böyle doğru. Güven tesisi olur. Ancak böyle yabancı yatırımcıyı çekeriz. Ancak böyle müreffeh bir ülkede yaşama şansına sahip oluruz. Hukuk o yüzden hava gibi su gibi gerekli bir şeydir. Doğru. Bu şeyde şirketlerden konuştuk dolandırıcılıkta ama aklıma benim buna değinmeden geçmek istemiyorum. Çok sık karşılaşılan dolandırıcılık usullerinden bir tanesi de ev satışı ile ilgiliydi. Yani hatırlıyoruz bütün gazetelerde manşet manşet ilanlar çıkardı. İşte çok makul paralara kooperatif gibi de ama tam kooperatif gibi de değil. Dolaşıp hatta kapı kapı paralar toplanırdı. İnsanlar bütün yastık altı birikimlerini buralara verirlerdi. Ve ondan sonra beklenirdi ki ev sahibi olacaklar. Hiçbir şey çıkmazdı karşılığında. Çoğu da yaptıkları bu yatırımı sonradan faili bulunsa bile alamazlardı. Şimdi son zamanlarda gayrimenkullerle ilgili bunu çok fazla duymaz oldum ama bir zamanların herhalde en trend dolandırıcılığıydı. Köprü satmak yerine hayali ev satmak. Evet. Jet Fadıl. Evet. Bu işin kompedanı. Jet Fadıl. Araba fabrikası kurar. Gayrimenkul satar. İnsanlar bir evini sokacak bir şey istiyorlar. Onları hepsi ama dolandırıcılıktan ceza aldılar Erdem Bey. Yani o özellikle Jet Fadıl'a falan çok ciddi cezalar verildi. Şimdi son zamanlarda niye yok? Çünkü tasarruf yatırım şirketleri var. Hatta Şubat ayında kanunu çıktı. Geçtiğimiz hafta bunun yönetmeliği çıktı. Ve onların denetimi de finans şirketi olarak kabul edilip BDDK'ya verildi. Dolayısıyla regüle bir sistem oldu. Yani bunlar küçük yatırımcılardan paraları toplayıp adeta bir kura şeklinde belirli aylarla onlar adına ev alıyorlar. Onlar da bir para işletme payı alıyorlar. Ama regüle bir sistem getirildiği için ve bu bankacılık kanunundaki zimme suçu gibi suçlara da tabi tutuldukları için kendi kanunlarında artık bu tür dolandırıcılığa çok tevessül edilemiyor. Esasında belki bir sebebi de artık internet sayesinde herkes bilgiye daha kolay erişiyor. Mesela sizin bu akşam anlattığınız konuları bu kadar bilgi sahibi olmayan birisi izlediği vakit daha bilinçli bir şekilde hareket edebilir. Bilgiye erişim son derece kolaylaştı. Buradan şeyi de tekrar etmiş olayım o yüzden izleyenlere. Biz burada bu akşam konuştuğumuz konu belli ama takip eden zamanlarda farklı konularda Vitrin Akademi bünyesinde konuşuluyor. Biz de umarım farklı hukuk alanları ile ilgili de özellikle sizin KVKK konusunda tekrar konuşuyor oluruz. Burada şimdi yolsuzluktan bahsettik. Tabii ki dolandırıcılık, rüşvet vesaire bunların hepsini saydık. Bir de her zaman suç olmayan, sadece belli koşullar oluştuğunda suç olarak nitelendirilebilen, o koşullar oluşmadığında da yasal olarak yerine getirilebilen belli faaliyetler var diyebiliyoruz. Biraz bize bunlardan bahseder misiniz? Çünkü çok sürüncemede kalabiliyor bu konular. Tabii ki. Şimdi örneğin işte rant kollama var, lobicilik var, oy ticareti var, kayırmacılık var. Aslında bunlar da yolsuzluğun içinde. Özellikle Türkiye'de kayırmacılık. Yani ya hemşeri olacaksın, ya belirli okulda beraber mezun olacaksın, ya belirli partide olacaksın veya aynı camiye gideceksin, aynı kiliseye gideceksin, aynı havraya gideceksin falan. Türkiye'de böyle şeyler var. Bunlar olunca aynı cemaatte olacaksın. Hop sen hemen o ihaleleri alıyorsun, bir yerlere yerleştiriliyorsun. İşte bunun en büyük örneğini Fethullahçı terör örgütünde gördük. Evet. Onlardan sen pilot oluyorsun. Onlardan sen kurmay oluyorsun. Yani, silme kurmay. Adamların hepsi general bilmem ne oluyor. Çok çok daha iyi subayların hiçbirisi kurmay akademisi olamıyor. Bunlardan bir tanesi benim çok yakın arkadaşım. Beraber girdim diyor, adamlar diyor tulum çıkarttılar diyor. Ya ben kurmay olmak için gereken puandan 10 puan fazlasını aldım. Giremedim akademiye. Bunların hepsi diyor akademiye girdi. Şimdi hepsi diyor içeride diyor. Silivri'de yatıyorlar diyor. Şimdi bu kayırmacılık, bu yolsuzluğun en büyüğü. Yani bir ülkeye bundan daha büyük darbe vurulabilir mi? Bunu zaten şeyde de çok gördük. Yani hakimler, savcılar, hakimlik, savcılık sınavlarında FETÖ çok fazla etkiliydi buralarda. Zaten o yüzden sonradan çok büyük bir değişim içine girilmek zorunda kalındı. Evet ama tabii şeyle burada bunun diğer yolsuzluklardan farkı ne? Özel hayatta yani ticaret hayatında diyelim bir insanın tanıdığıyla iş yapmayı tercih etmesi, tanıdığını bu anlamda kayırması
İşte A tedarikçisi yerine B tedarikçisiyle çalışmayı tercih ediyorum. Niye? Benim okuldan arkadaşım çünkü kendisi. Bu olduğunda bir suç teşkil etmiyor. Ama ne zaman ki bu kamunun geri kalanını, halkın, toplumun geri kalanını etkiliyor, o zaman bu bir suç haline geliyor. Saydığınız şeylerden bir tanesi benim çok dikkatimi çeken lobicilikti esasında. Şimdi lobicilik işte Amerika'da özellikle çok ciddi bir temeli olan, kendi hukuki düzenlemeleri olan bir alan. Türkiye'de ise çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Türkiye'de lobicilik faaliyeti yasal mı, yasa dışı mı, nasıldır? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz biraz? Lobicilik faaliyeti yasa dışı değildir. Kötü bir şey de değildir bu arada lobicilik. Bu bizim Ankara'da Çukur Ambar'da bir tane pastane var. Lobicilik faaliyeti orada yapılır. Türkiye'de. Orada birileri siyasetçileri falan tanırlar. Herkes orada buluşur. Herkes bir takım elbisesi, cantidir, derdini anlatır. Yani buradaki esas şey şu. Lobicilikte kötü bir şey yok. Diyelim ki bir yönetmelik çıkacak. Bir alanı regüle eden. Sizin de o yönetmelikten etkilenen bir kişi olarak o yönetmeliğe hazırlayanlara ulaşmanız ve derdinizi anlatmanız gerekir. Ya bak burada böyle böyle sizin göremediğiniz şeyler de var. Bunlar 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 da olsun. E tabii onu yaparken de kendi çıkarını düşünür. E herkes bir şekilde ulaşıp da kendi çıkarını oraya aktarırsa o yönetmeliği yapacak olanlara, o kanunu yapacak olanlara herkesin menfaati birleşmiş olur. Bir kişi yalnızca lobicilik yapabiliyorsa deminki adam kayırmacılık gibi sıkıntı olur. Ama herkes gidip derdini anlatabiliyorsa bunda bir sıkıntı yoktur. Dediğiniz gibi Amerika'da bunun altyapısı vardır. Bunun için şirketler vardır ve ciddi paralar döner bu lobicilik faaliyetlerinde. Türkiye'de böyle değil maalesef. Ya Türkiye'de bu kadar gelişmiş bir şey yok. Ama dediğim gibi tek taraflı bir lobicilik olması halinde bu da yolsuzluğun bir türünü oluşturur. Suç olmasa da, suç değil, onu söyleyelim. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Peki şimdi son 1-2 dakikamız kaldı. Ben bu sürede mümkün olduğunca kısa bir şekilde sizden şirketler dedik. Çünkü başta dedik ki şirketlerde çok görülüyor. Buna karşı önlemler de alınıyor. Özellikle yabancı şirketlerin dediğiniz gibi kurumsal yönetim ilkelerinde bu yolsuzluklara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili ciddi kurallar getirilmiş durumda. Şahısların bundan nasıl kaçınabileceğinden bahsettik. Şirketlerin bu doğrultuda ne gibi tedbirler alabileceğinden bir son bir dakikalık bahsedebilirseniz çok sevinirim. Şirketlerin yapması gereken 2-3 tane çok önemli husus var. Bunlardan birisi şirketin çalışanlarının bu konuda eğitilmesi, aydınlatılması, bunların suç olduğunu bilinmesi, bunlara rücu ederek kendilerinden alınacağını bilinmesi, sektörde bir daha iş bulamayacaklarını bilmeleri ve şirketin buna göz yummayacaklarını bilmeleri. Bir kere bu konuda kesinlikle önce eğitimin, farkındalığın yaratılması gerekiyor. İkincisi çok iyi disiplin prosedürlerinin oluşturulması lazım. Bunların çok iyi delillendiriliyor olması lazım ve gerçekten böyle bir işle karşılaşıldığında o prosedürlerin işletilmesi hem içsel olarak denetimin yapılması ve ilgili cezaların verilmesi hem de bu kişilerde hakkında suç duyurusunda bulunması lazım. Evet. Bir üçüncüsü mutlak surette bu anlamda nasıl ki bir kurumsal kimlik oluşturuluyor, bir rengi var, bir duruşu var. Aynı şeyin yolsuzluk konusunu da her ne türlü olursa olsun, illa şirket için yolsuzluk değil, şirketin menfaatli olacak yolsuzluklara da hiçbir şekilde göz yumulmayacağının söylenmesi lazım. Bu ikincisi belki birincisinden daha da önemli. İster içeride ister dışarıdaki, mesela örneğin Alman şirketleri özellikle bu konuda son derece hassastırlar. Yani göz açtırmazlar. Şey yapmazlar, milim oynamazlar. Bunun sağlanması lazım. Tabii bunun için de mümkün olduğunca konuyu bilen sizin gibi üstadlardan şirket içi belki eğitimler düzenlenerek veya seminerlere katılımları sağlanarak yöneticilerin bir aktif bir şekilde çalışmaları lazım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız, değerli anlatımlarınız için. Bugün sizinle rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunu konuştuk. Umuyorum ilerleyen aylarda farklı konuları da tekrar konuşma imkanı buluruz. Çok teşekkürler tekrar. Bu imkanı sağladığınız için ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.